Herkese merhabalar. 8. sınıfın kralı, birinci olan, birinci yazılıya hazır mısın Tonguç'um? Hazır değilim hocam. Harikasın. Hazır olmasan da harikasın ama şimdi mükemmel bir şekilde yazılı programımızı yapacağız. Hem minik bir konu özeti yapacağız, istiklal yolculuğuna çıkacağız. Allah 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 Allah. Evet, Allah Allah lidalarıyla gideceğiz, düşmanı denize dökeceğiz ve yazılımıza da en yüksek notları alacağız. Birinci olan, birinci yazılı konularını sana güzel bir şekilde özetleyeceğim Tonguç'um. Sonrasında da efsane sorular hazırladık. Gerçekten de tam da sınavına çıkabilecek, son derece kaliteli, hem LGS'de senin işine yarayacak, hem de yazılılarda sana yüz aldıracak mükemmel bir yazılı provası hazırladık. Kolejlerdeki İmam Hatip Ortaokulları'ndaki, devlet okullarındaki arkadaşlarımıza görüştük. Milliyetin Bakanlığı kazanımlarına baktık. LGS'ye baktık. Dolayısıyla seni de çoktan seçmeli olan aynı zamanda biliyorsun LGS senesinde test soruları da geliyor. Mükemmel sorular hazırladık. Arkanıza yaslanın arkadaşlar siz de. Emniyet kemerinize bağlayın ve artık istiklal yolculuğumuza yani birinci dönem birinci yazılıya başlıyor muyuz Sonuçum? Evet hocam. Harikasın. O zaman hemen başlayalım. Şimdi bisiklet yolculuğumuza çıkacağız. Mustafa Kemal Türk'te düşmanla mücadele için önce Samsun, sonrasında Havza, Amasya, Erzurum, Sivas mükemmel bir yolculuk gerçekleştirecek. Ve bu, bu yolculuğun sonrasında milli mücadelenin planını çizecek. Ama bizler de şimdi bugün öğreneceğimiz konularla alakalı bir giriş yapalım. Birinci dönem birinci yazılı konularla alakalı. Sonrasında da her bir konu işledikten sonra da hemen bununla alakalı sorularımıza bakalım. Şimdi burada birinci dönem birinci yazılı konulara baktığımızda bir kahraman doyurun ünitesinden sorumluyuz. Ve milli uyanış bağımsızlık yolunda atılan adımlardan sorumluyuz. Birinci dönem birinci yazılı konularında ilk başta eğer bir kahraman doğal öncesine bakarsak burada Uyanan Avrupa ve sarsılan Osmanlı konusunu görüyoruz. Burada şunu bilmemiz lazım. Coğrafi keşifler, coğrafi keşifler, Rönesans, Reform, Sanayi Krabi. Yani bu gördüğün kısımdan mutlaka hoca sana yüzde yüz bir soru soracak. Kesin çıkar diyorum. Yüzde yüz yazılı sorur diyorum. Yüzde yüz buradan soru gelir diyorum. Bu bütün hepsini kullanıyorum. Hocam kesin soru gelir mi buradan? Kesin Tonguç'um. Kesin kesin buradan bir soru gelecek. Yani zaten hepsinden soru gelecek de buradan kesin bir soru gelecek. Burada şunu bilmemiz lazım. Öncelikle Coğrafi keşifler Avrupalıları zenginleştiriyor. Yani Avrupalılar coğrafi keşifler sayesinde yeni yerler buluyorlar ve zenginleşiyorlar. Dolayısıyla buraya hemen bir şöyle euro işareti yapalım. Bu bir yer. Rönesans sanatta ilerlemelerini sağlıyor. Reform dinde üzerlerindeki baskıdan kurtuluyorlar. Sanayi inkılabı ise sömürgeciliğe sebep oluyor Tonguç'um. Sanayi inkılabının yanına sömürgecilik kelimesini yazıyorum. Sanayi inkılabı sonrasında eskiden fabrikalarda üretilen daha doğrusu eskiden elle dikilen bu gömlek günler süren, zor emeklerle dikilen bu gömlek artık fabrikalarda çok hızlı bir şekilde ve çok güzel üretildiği için artık yeni e, ham maddeler yani bu gömleğin ham olan pamuğu arıyorlar ve aynı zamanda bu gömleği satabilecekleri pazarlar arıyorlar. Yani pazar ne demek? Domates, biber, patlıcan demek. Hayır domates, biber, patlıcan demek değil. Pazar demek, müşteri demek. Yani müşteri arıyorlar Tonguç'um. Fransız itirali sonrasında da yine tabii ki milliyetçilik isyanları çıkacak. Bunu da çok güzel bir şekilde videolarımızda anlatmıştık. Burada bir kez daha özetlemek istiyorum Tonguç'um. Biliyorsun biz sadece Türklerden oluşmuyoruz. Bizim toplumumuzun içerisinde Rumlar var, Ermeniler var, Sırplar var, Bulgarlar var, Araplar var. Farklı farklı milletlerden, farklı farklı milletlerden oluşan bir devlet, Osmanlı Devleti. İşte Fransa itirali çıkınca herkes ben Sırbım, ben Romenim, ben Bulgarım, ben işte Arap'ım, ben şuyum, ben buyum diye isyan ediyorlar. Yani Fransa itirali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik isyanları Osmanlı Devleti'nin dağılmasına sebebiyet veriyor. Ama yeni Türk Devleti'nin de bağımsızlık mücadelesinde en büyük kurtarısı olacak. Herkes ben şuyum, ben buyum deyince bize ki, biz de diyeceğiz ki... ...kardeş biz de Türk'üz, biz de Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarız diyeceğiz... ...ve Türkiye Devleti kurulacak. Burada fikir akımlarımız var. Fikir akımlarına baktığımızda Osmanlıcılık akımını bilmemiz lazım. Osmanlıcılık akımı nedir? Bütün hani bunlar ayrılıyor ya Tomuç'um işte... ...ben Sırb'ım, ben Bulgar'ım, ben Romen'im, ben şuyum, ben buyum diye ayrılıyorlar. Biz diyoruz ki hayır hayır... Hepimiz Osmanlı Devleti'nin parçasıyız. Hepimiz özgürlükler için yaşayacağız. Ayrılmayın diyoruz ama Osmanlıcık akımı tutmuyor. Herkes gene isyan edip ayrılıyor. Türkçülük akımı var ama Türkçülük akımından önce e, İslamcılık akımını yazmak istiyorum. İslamcılık akımı da şu. Araplar bizden isyan edip ayrılınca biz diyoruz ki kardeşim hepimiz Müslümanız. Hepimizin peygamberi kim? Hazreti Muhammed. Hazreti Muhammed. Son peygamberimiz Hazreti Muhammed. O zaman hepimiz Hazreti Muhammed'e Müslümanların son peygamberi. Yani Müslümanların peygamberi Hazreti Muhammed. Dolayısıyla Hazreti Muhammed'e hepimiz onun ümmetiysek, hepimiz Müslümansak niye ayrılıyoruz ki? Niye birbirimize kavga ediyoruz diyoruz Araplara. Araplarda diyor ki etellemme logatel arabiyye. Yani Araplar diyor ki biz İngilizler kandırdı. Biz size saldıracağız ve sizle mücadele edeceğiz Araplarda bize saldırınca İslamcılık politikası tutmuyor. Sonrasında batıcılık politikası var. Yani Kurtuluşu Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemeyi batılı, batıya yönelmekte görüyoruz ama bu da olmayacak. Fakat yeni Türk Devleti'nde inkılapçılık politikasına yön verecek. Sonradan da Türkçülük politikasını biz benimseyeceğiz. Diyeceğiz ki kardeş o zaman biz de Türk'üz madem sizler ayrılıyorsunuz biz de Türkiye devletini kurarız diyeceğiz. Burada ıslahat ve tanzimat fermanları var. Islahat ve tanzimat fermanları esasında birer kanun yani Osmanlı'da kanunun başladığının göstergesi. Osmanlı'da kanun üstünlüğünün, Osmanlı'da e, işte anayasallaşmanın başladığının göstergesi. Yani tanzimat fermanındaki kanunlara padişah bile uymak zorunda. Yani Gülhane Hattı Hümayun'u deniyor. Bu kanunlara ...düzenleme e, kanunlarına padişah bile uymak zorunda. Dolayısıyla evlenme, boşanma, askerlik, miras gibi konularda... ...belli bir düzene geçiliyor. Islahat fermanı gayrimüslimler için, daha çok Müslüman olmayanlar için. Tanzimat fermanı bizler için. Ve bunlar Avrupalı devletler işlerimize karışmasın diye de yapıyoruz ama... ...Avrupalı devletler yine işlerimize karışacaklar. Burada her türlü bahaneyi bulacaklar. Şimdi bunu işlemişken hemen bununla alakalı soruyu çözelim ki... ...daha iyi pekişmiş olsun. Çünkü bunu öğrendikten sonra sonra bunu 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 öğren... ...o hepsi unutulur gider. Dolayısıyla hemen burada bu konu alakalı sorularımıza bir bakalım. Ardından yine devam edeceğiz sonuçta. Şimdi demiş ki... Nokta nokta fikir akımına göre Müslümanlar ancak halifenin etrafında toplanarak ayakta kalabilir diyor bak. Müslümanlar diyor halifelik diyor. O zaman ne diyeceğiz Tonguç'um? İslamcılık diyeceğiz. Harikasın İslamcılık diyeceğiz. O zaman hemen buraya yazıyorum. İslamcılık. İslamcılık fikir akımına göre Müslümanlar ancak halifenin etrafında toplanarak ayakta kalabilir. Ziya Gökalp nokta nokta fikir akımının temsilcileri arasında yer alır. Şimdi Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem gibi işte Yusuf Akçura gibi isimler hep Türkçülük akımının e, fikir babaları. Türkçülük diye yazıyorum. Bunu bilmemiz lazım. Mesela İslamcılıkta Mehmet Akif Ersoy var. Türkçülükte Ziya Gökalp var. Batıcılıkta Tevfik Fikret var. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Şimdi nokta nokta sonrası Osmanlı Devleti'nde azınlık isyanları görülmüştür. Hatırlarsan demiştim ya Osmanlı Devleti kozmopolit yapıda farklı farklı devletler var demişim içerisinde. Yani Bulgarlar, Sırplar, Romenler, Araplar, Rumlar, Ermeniler hep karışık bir sürü devlet var demiştik. Bunlar neyden sonra isyan etmeye başlamışlar Tonguç? Un? Fransız itiralinden sonra. Harikasın tebrik ediyorum seni. Fransız itiralinden sonra ben Sırbada buraya Ben Sırbım diyordu. Öbürü ben işte ben Romenim, ben Bulgarım, ben Rumum, ben şuyum, ben hepsi birden isyan etmişlerdi ve Osmanlı devletinden ayrılmışlardı. İşte bu ayrılma olayı milliyetçilik isyanıydı. Buna azınlık isyanları ya da milliyetçilik isyanları diyebiliriz Songuç'um. İşte milliyetçilik isyanları neden sonra başlamıştı? Fransız ihtilalinden sonra. Fransız ihtilalinden sonra böyle büyük devletler, büyük imparatorluklar dağılmaya başlıyor. Sanayi İnkılabı sonrasında ne başlamıştı? Hani Sanayi İnkılabından önce bu gömlek elle dikiliyordu. Günlerce uzun sürüyordu. Pahalıya dikiyorlardı. Ama sonra Sanayi İnkılabı ile artık buharlı makineler sayesinde bu gömleği fabrikalarda hızlı bir şekilde üretebiliyorlardı. Ucuz bir şekilde üretebiliyorlardı. O yüzden de ne yaptılar? Bunun ham maddesini aradılar. Hem ham maddesini aradılar hem de bunu satabilecekleri müşteri aradılar. Pazar aradılar. İşte müşteri arayışına girince birbirleriyle sömürgecilik yarışına girdiler. Yani orayı ben mi sömüreceğim sen mi sömüreceksin? Afrika'yı kim sömürecek? Burayı kim sömürecek diye sömürgecilik yarışı başladı. Dolayısıyla sanayi inkılabı sonrası küçük devletleri ekonomik anlamda kontrol altına almak anlamına gelen sömürgecilik yarışı yani sömürgecilik başladı diyebiliriz Tonguç'um. Bu arada yazdığımız kelimeleri de silelim bak. Sömürgeciliği yaptık. Türkçülüğü yaptık. Başka ne yaptık? Fransız ihtilali göremiyorum. Ha, burada Fransız ihtilalini yaptık. Ee, başka İslamcılığı yaptık. Devam edelim. Şimdi Duyun Umumiye Teşkilatı ile Osmanlı Devleti nokta nokta bağımsızlığını kaybetti. Şimdi Duyun Umumiye Teşkilatı nedir biliyor musun Songuç'um? Hatırlayamadım hocam. Hatırlayamadım diyorsun hemen hatırlatayım. Şimdi Osmanlı Devleti yabancılardan borç almıştı. Mecburen zor duruma düşünce yabancılardan borç almıştı. Bu aldığı borçlar sonrasında borçları ödeyemeyecek duruma gelince yabancılar genel borçlar idaresi kurdular. Ve bizim ekonomik bağımsızlığımızı alt üst ettiler. Şöyle düşün bu örneği her zaman veriyorum bir kez daha vereceğim. Mesela diyelim ki sen benden borç istiyorsun tamam mı? Önce hocam bana bir 100 lira borç verir misiniz diyor. 100 lira borç verir misiniz hocam? Tamam veririm Tonguç'um sen benden 100 lira borç istedin ben sana 100 lira veriyorum. Sonra zamanla bir 100 daha istiyorsun 200 daha istiyorsun 500 1000 ara ara borcunun belli bir kısmını ödüyorsun ama... Borcun zamanla 5000 lira oluyor mesela. Çok büyük borcun oluyor. Şimdi senin bana borcun var. Ben bunu biliyorum. Ödeyebileceğini de biliyorum ama ben diyorum ki Tonguç'um bana borcunu öder misin ödeyemez misin bilemiyorum. O yüzden bundan sonra benim kardeşim senin evinde kalacak. Ve sen evde bir şey harcadığın zaman bir şey istediğin zaman sana müdahale edecek diyorum. Bu ne demek? Özgürlüğüme müdahale olur hocam. Aynen bu senin özgürlüğüne ters. Ne oluyor ki? Niye benim kardeşim senin evinde duruyor ki? İşte benim kardeşim senin evinde duruyor. Sen mesela kendine diyelim ki pizza söyleyeceksin veya bir kitap alacaksın, bir oyuncak alacaksın. Hemen kardeşim diyor ki dur önce borcunu öde. Borcunu ödemeden bir şey yapamazsın. Bekle diyor. Yani senin hayatına müdahale ediyor. İşte Duyun Umumiye İdaresi de Osmanlı Devleti'nin içinde kurulmuş. Osmanlı mesela çalışanlarına zam yapacak. Hayır önce yabancılara borçlarını ödediyor. Bugünkü İstanbul Erkek İlçesi işte Duyun idaresi, İdaresi. Yani genel borçlar idaresi. Böyle içlerimize karışıyorlar karışıyorlar. Bunu yap bunu yap. Ya kardeşim borcumuzu ödeyeceğiz. Ama niye sen buraya karışıyorsun? Niye bizim iç karışıyorsun diyoruz. Dolayısıyla ekonomik bağımsızlığımızı kaybediyoruz. Yani mesela pamuk üretimi oluyor. Diyorlar ki bu seneki pamuk üretiminin tüm karını biz alacağız. Allah Allah. İşçilerin maaşını vermeyin bu ay. Allah Allah. Her şeyimize karışıyorlar. Şimdi buraya geldik. Şimdi o zaman e, ya ne dedik? Ekonomik bağımsızlığını kaydettik. Ekonomik kelimesini görebiliyor musun Tonguçum? sağ Sağda hocam. Ha, gördüm ben de sağda diyorsun. Teşekkür ederim. Şimdi Türk tarihinin ilk anayasasıdır demiş. Burada doğru cevabımız kanunu esası. Bak kanunu esası Türk tarihinin ilk anayasası. Biz de 1876 yılında ilk defa birinci meşrutiyet ilan ediliyor. Ve birinci meşrutiyetin ilanından sonra bak burada birinci meşrutiyetin ilanından sonra ilk anayasamız olan kanunu esası geliyor. Kanunu esası esasında bak Mustafa Kemal Atatürk 1881'de doğuyor. 1876'da meşrutiyet ilan ediliyor. Yani halkın yanında padişahın yönetime katıldığı, insanların oy verdiği, anayasanın olduğu bir sistem var. 1908'de de ikinci meşrutiyet geliyor. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk geldiğinde de yani meclis, sandık, ...işte oy vermek, partiler... ...mesela İttihat Terakki Partisi bizi Birinci Dünya Savaşı'na sokuyor. Bak bunlar önemli bilgiler. Dolayısıyla anayasa, buna benzer kavramlar var. Mustafa Kemal Atatürk yüzde yüz halk egemenliği yapacak. Yani diyecek ki... ...yüzde yirmi padişahın, yüzde halk... ...hayır hayır bunu istemiyorum diyecek. Ben yüzde yüz halk egemenliği olsun. Ne diyecek? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Harikasın. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyecek. Dolayısıyla da millet egemenliği gelecek. Dolayısıyla bunu bilmemiz lazım. Şimdi burada... ...şok önemli. Kanun esası Osmanlı'nın ilk anayasası. Şimdi burada bazı bilgiler var. Vatan şair olarak bilinir diyor. Namık Kemal bu. Bu net bir bilgi sorusu. Namık Kemal bunlar tabii LGS'de çıkmıyor. Test sorularında buna benzer şeyleri sormazlar ama biz zor bir yazılı olursa diye sana hemen bunları anlattık. Namık Kemal aynı zamanda Osmanlıcılık akımında Tonguç evladım benim. Buraya yazalım. Mustafa Kemal Sofya'da. Ha, buraya geldik. Şimdi burayı anlatmamıştık. Burayı da anlatalım sana. Şimdi Burada ıslahat ve tanzimat fermanı düzenleme dedik. Buraya düzenleme diye yazalım. Düzenlemeler dedik. Vergiler, anayasalar dedik. Şimdi geldik buraya. Mavi göz çocuk Mustafa. Şimdi burada Selanik şehrinin özelliklerini bilmemiz lazım. Sosyal, dini, kültürel, ulaşım açısından, askeri açıdan, ekonomik açıdan çok güzel özelliklere sahip. Sosyal dediğin zaman social İngilizce'de society toplum demek. Social toplumsal demek. Sosyal'de toplumsal demek yani Türkçe'de. Dolayısıyla toplumla alakalı yani işte farklı farklı milletlerden insanların olması sosyal yapıyı gösteriyor. Din deyince ne olacak? Hristiyanlık, işte Müslümanlık, Musevilik gibi dinler var. Farklı farklı dinler bir arada. Kültür anlamda gazetelerin dergilerin olması. Ulaşım anlamında hem deniz kıyısı olması hem de bir liman kent olması hem de demiryolu ulaşımı olması bunlar ulaşım açısından iyi olduğunu gösteriyor. Askeri açıdan önemli çünkü batı açılan bir kapı. Ekonomik anlamda da işte limanlar olması nedeniyle, farklı sosyal kültürel değerler olması nedeniyle ekonomik anlamda değerli bir şehir. Aynı zamanda Mustafa Kemal eğitim hayatında şunu bileceğiz. Osmanlı'da son dönemde bu çıkar sınavda mutlaka çıkar. Ama buraya yüzde yüz buradan sonra gelir diyorum. Eğitimde birlik var mı Tomuç'um? Hayır hocam. Harikasın. Eğitimde birlik yok. Yani azınlık okulları var. Askeri okullar var. Medreseler var. Herkes ayrı telden çalıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir şekilde herkes bir kapıdan bir kaynaktan beslenmiyor. Herkes kafasına göre takılıyor. Azınlık okulları. Azınlıklar azıyor hocam. Aynen söylediğin gibi azıyorlar. Farklı farklı isyanlar çıkarıyorlar. Sonradan Mustafa Kemal Atatürk 3 Mart 1924'te diyecek ki yeter. Artık herkes Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlayacak. Eğitimle birliği sağlanacak. Dolayısıyla Mustafa Kemal Osmanlı döneminde eğitimde birlik yok. Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu okulları dinlememiz lazım. Mahalle Mektebi'nde okuyacak. Şemsi Efendi Mektebi'ne geçecek sonra. Selanik Mülkiye Rüştiyesine gidecek. Mülkiye parayla alakalı şeyler. Mustafa Kemal Atatürk asker olmak isteyecek. Dolayısıyla hemen Selanik Askeri Rüştiyesine geçecek. Rüştiye Ortaokul demek. E, Manastır Askeri İdadesi'ne geçecek. İdadiye ne demek hocam? İdadiye de lise demek Tonguç'un. Manastır Askeri İdadesi'ne gidecek. LGS'ye girmeyecek. O zaman LGS yok. Direkt Manastır Askeri İdadesi'ne gidecek. Oradan da Harp Okulu İstanbul'da ve İstanbul Harp Akademisi'nde eğitimini tamamlayacak. Şimdi Sonrasında da sonrasında da Mustafa Kemal At Türk ne yapacak? İlk başta tabii ki adım adım liderle giderken ilk görev yeri Şam 5. Ordu. Bak buralara yazalım. İlk başta Şam 5. Ordu'da görev yapacak. Sonra 31 Mart olayında isyanları e, çıkacak. Meşhur karşı onu bastırılmasına hareket ordusunda görev yapacak. Sonra Pikardiya manevralarına gidecek. Burada uçağın önemine değinecek. Sonra Trablusgarp Savaşı'nda ilk askeri zaferini elde edecek. İtalyanlar e, Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki son toprağını işgal edecekler. İtalyanlar kazanacak sonradan ama Mustafa Kemal Türk orada askeri bir başarı elde edecek. Hatta burada Arap halkı örgütlemesi nedeniyle sonradan da milli mücadelede bizleri bir araya getirecek Mustafa Kemal Türk. Sonrasında Balkan Savaşları'nda yine Edirne ve Dimetoka'nın kurtarılmasına ee desteği olacak. Sofya'da askeri ateşlilik yapacak. Yani orada askeri elçi olarak görevde bulunacak. Çanakkale cephesinde Anafartalar kumandanı olarak resmen desen yazacak ve milli mücadelenin kahramanı olarak bizim ee ordumuzda birlikte hareket edecek. Herkes diyecekler ki, aa herkes diyecek ki Çanakkale'de Mustafa Kemal vardı. Anafartalar kumandanı. Onun etrafında toplanalım diyecekler. E yine aynı şekilde Kafkas cephesinde Muş ve Bitlis'in kurtarılmasını sağlayacak. Bir de Suriye Filistin cephesinde de doğru kararlar alarak daha fazla zarar görmemizi engelleyecek. Şimdi buraya özetlemişken hemen şu sorumuza bir dönelim. Mustafa Kemal Atatürk Sofya'da o zaman ne görevinde bulunuyor Tonguç'um? Ateşe Militer. Harikasın. Ateşe Militer. Hemen yazıyorum. Ateşe Militer militer olarak görevde bunu. Yani esası elçi. Oradaki elçimiz oluyor. Bu ne dedik? 30 Eylül Mart isyanı bastırmak için Mustafa Kemal Türk e, hareket ordusunda görev almıştır. Hareket ordusunda görev alıyor ve hareket ordusu diye de yazalım. Hareket ordusu. Yani meşrutiyet gelince 150 halk 150 padişah yönetime gelecek bazıları istemiyorlar. İsyan ediyorlar. O isyanı bastırmak için hareket ordusu kuruluyor. Mustafa Kemal Türk de yine o ordunun içerisinde. Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki son toprağı neydi Tonguç'um? Trablusgarp hocam. Harikasın. Hemen yazıyorum. Trablusgarp. Trablusgarp yazıyorum. Bunu da güzel bir şekilde belirli oluyoruz. Şimdi burada hatta şöyle boş bir sayfa varsa orada şöyle göstereyim de. Şurada boş sayfa varsa şurada. Şuradan boş sayfa alayım bir dakika. Bak şimdi. Bunu iyi bilmemiz lazım. Şimdi şurası Kuzey Amerika. Tamam mı? Şurası Güney Amerika. Şurası Afrika. Şöyle çiziyorum. Şurası Arap Yarımadası. Şöyle Norveç'i çizelim. Şöyle Avrupa, işte İtalya, Yunanistan. Bizim olduğumuz yerleri çizelim şöyle. Tamam. Şöyle Hindistan, Hindistan, Japonya, Avustralya. Tabii biraz yamuk yumuk oluyor ölçeksiz oluyor ama yine de birazcık benziyor. Tamam. Şimdi. Şimdi bak, Osmanlı burada tamuç bak. Şöyle kırmızı bayrağımızı hemen şuraya yazalım. Osmanlı burada. Batı nerede? Batı burada bak. Batı burada. Burası doğu. Tamam. mı? Şurası doğu. Doğu. Şurası Afrika. Afrika'nın kuzeyi de burası oluyor bak. Dolayısıyla Afrika'yı yazdık mı buraya? Afrika. Kuzey Afrika'daki son toprağımız Trablus Karpı'da saldırarak ele geçirmeye çalışacaklar. Burada şu çok önemli Tonguç'um. Coğrafi keşiflerle yepyeni yerler buldukları için Amerika'yı keşfettikleri için, Afrika'yı, Avustralya'yı keşfettikleri için zenginliyorlar. Ve bu zenginleme sonrasında da sanatta, bilimde ilerliyorlar. Ardından da Fransız etilali sanayi inkılabı gibi büyük şeyleri gerçekleştiriyorlar. Ve bu yüzden de Osmanlı geride kalıyor. Dolayısıyla bu kısmı çok iyi bilmemiz lazım. Şimdi bu sayfa dursun yine birazdan geliriz. Bakalım diğer sorumuz neymiş? Birinci Dünya Savaşı'ymış. Birinci Dünya Savaşı ile alakalı kısma geri dönelim. Mustafa Kemal askerlik hayatının kişilik özelliklerini özetleyen sorular yaptık. Ha, Mustafa Kemal etkilen olaylara bakalım. Burada Mustafa Kemal'e Türkü tabii ki birincisi Fransız ihtilali çok ciddi bir şekilde etkileyecek. Neden? Çünkü Fransız ihtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik akımları Osmanlı Devleti'nin dağılmasına sebep vermişti. Ama Fransız ihtilali aynı zamanda Osmanlı'ya da olmuştu. Ne olmuştu? Anayasallaşma sürecine giriyor Osmanlı. Yani tanzimat fermanı, ıslahat fermanı, meşrutiyetler hep e, Fransız ihtilalinin olumlu yansımaları Osmanlı Devleti'ne. Mustafa Kemal Türk de burada bakıyor diyor ki... ...farklı farklı milletlerin bir arada yaşaması bazen zorluk olabilir. Hımm, i̇syanlar çıkabiliyor diye zihninde belli bir milliyetçilik döngüsü oluşturuyor. Aynı zamanda... Azınlık isyanları tabii ki Mustafa Kemal Atatürk'ü net bir şekilde gözlemlediği bir şey. Kendisi de zaten Selanik'te. Ve Selanik şehri Mustafa Kemal Atatürk'ü net bir şekilde etkiliyor. Ve 1897 Türk-Yunan Savaşı'nda da net bir şekilde görüyor ki Yunanistan, Bulgaristan dediğin devletler normalde bizim e, yanımızda yani bizim altımızda 400-500 yıl yaşamış devletler. Ama bunlar Fransa itilerde sonrasında bir anda gaza geliyorlar isyan ediyorlar. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki ha ben anladım diyor. Bunlar ben bunların derdini anladım diyor. Ve tabii ki ...demokratikleşme adımları... ...demokratikleşme adımları açısından da... ...burada işte Sofya'da yaptığı... ...o işte Sofya parlamentosunu inceliyor... ...orada milli egemenlik adına bazı önemli kazanımlar elde ediyor. Mustafa Kemal Türkiye'ye etkileyen kişilere baktığımızda... ...Namık Kemal, vatan sevgisi açısından... ...Ziya Gökal, milliyetçilik açısından... Mehmet Emin Yurdakul, bak soy isminden belli... ...Yurdakul, milliyetçilik açısından... ...Tevfik Fikret, batıcılık açısından... Cancak Russo, Voltaire, Montiu bunlar da yine milli egemenlik açısından Mustafa Kemal Atatürk'ü etkiliyor. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ü etkileyen en önemli kişilerden biri kimdir biliyor musun? Bu kitaplarda yazmaz bunu ben söyleyeyim sana Tonguç'um. Kimdir hocam? Kimdir diyorsun cevabı ben söylüyorum. Ali Rıza Bey'dir. Babası genç yaşta vefat ediyor ama ona bir kılıç hediye ediyor. Ve Mustafa Kemal Atatürk de kılıcı yatağının başına asıyor. Ve annesi onu hani demiştik ki ilk başta işte mahalle mektebine gönderiyor. Selanik Mülkiye Rüştesi'ne gönderiyor. Annesine diyor ki anne diyor. Bu kılıç babamın hediyesi diyor. Ben diyor asker olarak doğdum, asker olarak öleceğim diyor. O yüzden lütfen beni üzme, beni e, beni durdurma. Ben mülkiye rüştesine şuraya buraya gitmeyeceğim. Ben asker olacağım diyor ve askeri rüşteye gidiyor. Kararlı, idealist bir genç. Ve annesi normalde hayır hayır dese de Zübeyde Hanım o ben gideceğim diyor. Ve Yatağın başında babasının hediyeti o kılıç gösteriyor. Dolayısıyla sen de ne yapıyorsun Tonguç? Yatağın başına kılıç koyma. Hayır yatağın başına kılıç koymana gerek yok. Yatağın başında test kitaplar olsun güzel bir şekilde çalış. Sen de LGS'ye girerken diyeceksin ki... ...ben de baş harcamane diyeceksin. İdealit bir şekilde çalışacaksın. Tamam mı Tonguç? Evet hocam. Harikasın hadi bakalım. Şimdi... E, geldik Birinci Dünya Savaşı'na. Birinci Dünya Savaşı'yla alakalı şunu bilmemiz lazım ki bir genel nedenler var, bir özel nedenler var. Genel nedenlere baktığımızda sanayi inkılabı ile sömürgecilik yarışması yarışması değil tabii. Yarış, Dili ya. e, dilim sürçtü hocam. Evet dilim sürçtü Tonguç'um. Sanayi inkılabı ile sömürgecilik yarışının başlaması hatta şöyle sömürgecilik diyelim. Sömürgecilik yarışının başlaması tabii ki genel bir neden. Ve aynı zamanda Fransız ihtilali bunlar genel nedeni. Özel nedenleri de var. Mesela işte e, özel nedenleri de şöyle yazalım. İşte alsas loren sorunu mesela. alsas loren sorunundan dolayı Fransa ve Almanya birbirine giriyor. Ya da Panslavizm politikası. Rusya ile Avusturya Macaristan birbirine giriyor. Osmanlı'nın durumuna baktığımızda Osmanlı savaş sonrasında biraz yorgun. Niye? Çünkü Trablusgarp savaşında Balkan savaşlarında yeni çıkmış. Yorgun yani. Dolayısıyla savaşa girdiğinde böyle e, şey yapmak istemiyor. Nedir onun adı? Böyle ee, birazcık yorgun. Ama kaybettiği yerleri de geri alma ihtiyacı var. Dolayısıyla farklı farklı cephelerde savaşacak Osmanlı. Hangi cephelerde savaşacak? Mesela şöyle ee, ne renkle gösterelim? Mesela şu kırmızıyla gösterelim. Hatta turuncuyla gösterelim. Saldırı cepheleri var. Mesela burada Kafkasya ve Kanal cephesi. Yani Süveyş kanalında ve burada e, ee, Kafkas cephesi savaşacak. Hatta bunu şöyle güzel bir boş çizelim ki şey olmasın. Nedir onları burada tam belli olmuyor. Şöyle yapalım. Çünkü harita sorusu gelebilir. Şöyle çizelim hemen bir tane İtalya çizelim şöyle. Bir tane Yunanistan çizelim. Bir tane Türkiye haritası çizelim şöyle. Karadeniz alalım şöyle. Evet Kapıda Yarımadası Ege. Şöyle evet şunu alalım. Şuradan şöyle tamam. Şöyle ha. Şuraya Kıbrıs'ımızı çizelim yavru vatanımız. Hemen şöyle alalım tamam. Şöyle şuraya Hazar Denizi'ni çizelim. Şimdi bak. Ankara neresi? Burası Tonguç. Ankara burası. İstanbul burası. Şimdi Kafkasya cephesi burası bak. Kafkasya. Kafkasya cephesi. Kafkasya cephesinde bizler Ruslara saldırı cephesi açıyoruz ama maalesef ki şurayı Avrupa'da tam yazık kalmış. Avrupa şöyle İngiltere edelim. Kafkasya cephesinde biz Ruslara saldırıyoruz ama maalesef soğuk kış şartlarına ayak uyduramadığımız için Sarıkamış harekatında şehitlerimiz oluyor. Allah rahmet eylesin diyoruz hepsini buradan bir kez daha. Kanal cephesine yine saldırıyoruz Süveyş kanalına ama burada da yine Araplarla işbirliği yapan İngilizler bizim geri çekilmemize sebebiyet veriyor. Sonrasında savunma cephelerimiz var. Savunma cephelerimiz birincisi burada Irak cephesi var. Irak cephesini bilmemiz lazım. Aynı zamanda Hicaz Yemen cepheleri var. Biliyorsun Kabe yani Mekke Medine bizdeydi. Buraya da saldırıyorlar. Elimizden almaya çalışıyorlar. İşte Filistin cephesi var. Aynı zamanda Suriye cephesi var. Buralarda hep mücadele ediyoruz. Bunlar hep savunma cephesi. Ama bir savunma cephesi var ki bu çok çok önemli. O da Çanakkale cephesi. Çanakkale'ye geldikleri zaman ne diyoruz? Sonra? Çanakkale geçilmez. Harikasın. Çanakkale geçilmez diyoruz. Ve Çanakkale geçemedikleri zaman hem Osmanlı Devleti'ni yıkamıyorlar... ...hem de Rusya'ya yardım gönderemiyorlar. Rusya da savaştan çekiliyor. Bu arada biz müttefiklerimize yardım için açtığımız cepheler de var. Onlar da Romanya cephesi, Galicia cephesi ve tabii ki de e, Makedonya cephesi. Burada da müttefiklerimize yani dostlarımıza yardım gönderiyoruz. Müttefiklerden kastımız kim? Biliyorsun ki bizim olduğumuz tarafta işte Osmanlı'nın olduğu tarafta... E, ...takım kaptanı Almanya. Aynı zamanda... Avusturya var. Avusturya Macaristan var. Avusturya Mac yazalım şöyle. Ve Bulgaristan sonradan oyuna dahil olacak. Diğer taraftaki takım kaptanı kim Tonguç'um? İngiltere var hocam. Evet diğer tarafta İngiltere var. İngiltere yazıyorum. Sonra iyi oyuncuları var. Fransa var mesela. İtalya bizim taraftan diğer tarafa transfer oluyor. Aynı zamanda Sırbistan var. Sırbistan. Sonra Rusya var. Rusya ne olacak? Sakatlanacak hocam. Harikasın. Mükemmel espri. Rusya sakatlanacak. Çünkü yardım gönderemeyince Rusya'ya. Rusya sonradan oyundan çıkacak. Dolayısıyla Rusya sakatlanıyor oyundan çıkıyor. Ama sonuç olarak en sonradan ABD bu tarafa DSE'ye gelince savaşı Almanya kaybediyor. Almanya kaybedince biz de kaybetmiş olacağız. Burası da önemli. Şimdi Savaşın sonrasında bizler Çanakkale cephesinde başarılı olsak bile diğer cephelerde de geri çekildiğimiz için... ...ve Almanya yenilince biz yenilmiş olduğumuz için ne olacak? Ee, savaşın sonrasında Mondros Ateşkesi imzalanacak. Mondros Ateşkesi ile bizi 7-24 işgallere açık hale getirecekler. Ve... Paris Barış Anlaşması ile de nereleri işgal edeceklerini belirleyecekler ve İzmir'i de işgal edecekler. İzmir'in işgali Paris Barış Anlaşması ile belli olacak. Hatta sömürgecilik yerine de manda kavramını getirecekler. Yok, hmm. Yo gerek yok. Bu manda o manda değil Tonguç'un. Um. Bu manda büyük devletlerin küçük devletleri böyle içlerinde serbest ama dış işlerine kendine bağlı bırakması. Esasında sen de bir mandasın Tonguç'un. Um. Teşekkürler yani. hocam. Teşekkür etmene gerek yok. Esasında bütün öğrenciler birer mandadır. Niye? Çünkü içlerinde serbest. Odaları destekleri yapabilirler. Ama dış işlerinde şu anda ekonomik bağımsızlığı olmadığı için istediğin saatte eve gelebilir misin? Mesela, mesela sen gece birde eve gelebilir misin Tonguç'um? Hayır hocam. Gelemezsin tabii ki. Gece birde nasıl eve geleceksin? Yani annenden babandan habersiz gece birde gelemezsin. Ama ben mesela şu anda ekonomik bağımsızlığı olduğu için istediğim saatte eve gelebilirim. Yani annem beni arayıp neredesin sen? Saat bir oldu diyemez artık. Ben yaşım büyüdüğü ekonomik bağımsızlığım var. Ama ben hem içlerimde hem de dışlarımda serbestim. Sen ise şu anda daha öğrenci olduğun için, daha ekonomik bağımsızlığın olmadığı için... E, ...iş işlerinde serbestsin. Telefonda istediğin yapabilirsin, istediğin film izleyebilirsin, istediğin oyun oynayabilirsin belli saatlerde. Ama istediğin saatte eve girip çıkmak, istediğin parayı harcamak bununla serbest. Dolayısıyla sen iç işlerinde serbest ama dış işlerinde bağımsızlığı olmayan bir manda yönetimindesin. Yani manda derken esasında hepimiz bütün çalışkan öğrenciler nedir? Hmm. Çok güzel bir müeve verdin. Hepimiz birer ineğiz esasında. Dolayısıyla burada ile ineği karıştırmıyor. Manda yani kontrol altında tutulan devlet demek. Tamam. Şimdi geldik buraya. Sonrasında işgaller başlayınca işgallere karşı biz e, Kuay milli yani düzensiz bölgesel milli güçlerle düzensizler bölgeseller ama milliler. Yani ülkenin kurtarılması için her şey yapmaya hazırlar. Yani Kurtuluş Savaşı'nda düzenli ordunun temeli oluşturuyorlar. Zaten Kuvayi Milliye böyle düzensiz bölgesel birlikler ya Tomuç'um. Mustafa Kemal Atatürk gelecek bunları birleştirecek ve düzenli orduya dönüştürecek. Sonuçta bu kalemi kırabilir misin Tomuç'um? Evet hocam. Evet ben de kırabilirim. Ama bütün bu kalemler bir araya gelirse bunları kırmamız imkansızdır. I, I, kıramıyorsun. İşte Kuvay Milliye'yi düzenli hale getiren Mustafa Kemal Atatürk olacak. Bir de cemiyetlerimiz var. Yararlı cemiyetlerimiz Trakya Paşaeli Müdafaa Hukuk. Bak yararlı cemiyetlerin sonu MH diye bitiyor. Zararlı cemiyetlerin sonu nasıl bitiyor değişiyor. Bak yararlı cemiyetler Trakya Paşaeli Müdafaa Hukuk. Milli Kongre Cemiyeti, İzmir Müdafaa Hukuk, Klikyalılar, Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk, Trabzon Muhafaza Hukuk. Yani Klikyalılar hariç hep MH, Müdafaa Hukuk diye bitiyor. O zaman Klikyalıları şöyle yazalım. O da Mezopotamya çevresine, Mezopotamya yani Adana ve çevresine böyle buralara klik deniyor. O yüzden. Şimdi e, zararlı cemiyetlere baktığımız isimleri belli zaten. Etniki Eteria, Mavri Mira, Pontos Rum, Taşnak ve Hınçak. Yani ismini duyar duymaz bu zararlı diyorsun yani bu farklı. Milli varlığa düşman cemiyetlere baktığımızda ise işte sulh ve selameti Osmanlı. Yani bunlar bizim kendi içimizden ama maalesef ki e, itiraz devletleri bunları kandırıyor. ...işte hürriyet ve itilaf, ...sulh ve selameti Osmaniye, Wilson ilkeleri mesela Amerikan mandasına girelim diyorlar. Yani iç iş işlerimize serbest, dış iş işlerimize Amerika'ya bağlı olan diyorlar. Wilson ilkeleri, İngiliz muhipleri, İngiliz mandası istiyorlar. En güzeli Hollanda ineği hocam. Evet en güzeli Hollanda ineği ama burada o inekten, o mandadan bahsetmiyoruz. İngiliz mandasına girmek demek yani İngilizlerin kontrolü altında olalım diyorlar. Çünkü Trablusgarp Savaşı'nı kaybettik. Balkan Savaşı'nı kaybettik. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nı kaybettik. Yine kaybedeceğiz. O yüzden hiç savaşmayalım. Ee, i̇şte iç işlerimizde serbest, dış işlerimizde İngiltere'ye bağlı olalım. Ya da Amerika'ya bağlı olalım diyorlar. Peki Mustafa Kemal Atatürk ne diyecek? Hadi oradan diyecek. Evet hadi oradan diyecek. Yani ya istiklal ya ölüm diyecek. Yani ya ölelim ya da bağımsız olalım diyecek. Öyle, öyle manda, inek, sığır, camış öyle şeyler istemiyoruz diyecek. Şimdi Geldik buraya. Zararlı cemiyetleri de söylemiştik. İşte Kürt değerli, İngiliz mülükleri, Wilson hikayeleri bunlar da milli varlığa düşman cemiyetler. Sonrasında İskal yolculuğu başlıyor. İşte burası çok çok önemli. İskal yolculuğuna geçmeden önce istersen şu anda anlattıklarımızla alakalı sorularımızı bir çözelim. Nerede? Gel bakalım buraya. Ha burada. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti itiraf bloğuna yer almıştır. Bu yanlış. Biz hangi bloktaydık? A blok hocam. A blok diye bir blok yok. Evladım ittifak bloğunda yer almış. İttifak. İttifak bloğundayız. Tamam. Alsas Lorraine sorunu Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedenleri arasında yer alır. Hayır. Bu Fransa ve Almanya arasındaki özel nedenler arasında. Dolayısıyla bu da yine yanlış. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'nın siyasi haritası değişmiştir. Doğru hocam. Harikasın. Değişmiştir. Osmanlı Devleti'nde Ermeniler için sevk ve iskan kanunu çıkartılmıştır. Evet bu doğru. Bu neden doğru onu anlatayım. Şimdi Birinci Dünya Savaşı sırasında bizler biliyorsun hatta şurada nerede o sayfamız? Şu sayfayı bulalım gel bakayım buraya. Bir Dünya Savaşı'da biz hatırlarsan Kafkasya cephesinde Ruslarla savaşıyorduk. Şimdi Ruslarla savaşırken bize Rus askerleri kıyafetiyle bazı saldıranları yakalıyoruz. Bir bakıyoruz içinden Osmanlı kimliği çıkıyor. Allah Allah üzerinde Rus askeri kıyafeti var ama cebinden Osmanlı nüfus üzerine çıkıyor. Kim bunlar diyoruz? Bunlar Ermeniler. Diyoruz ki Ermenilere siz burada Ruslarla e, bize saldırdınız, yanlış yaptınız. O yüzden lütfen siz Suriye'ye doğru göç edin diyoruz. Onlara zorunlu olarak göç çıkarıyoruz. Bu göçler sırasında Ermenilerden bazıları ölüyor bu ölümlere... Bu ölümlerden dolayı Ermeniler işte e, bize böyle hata yapıldı diyorlar ama esasında bunların hepsi kayıtlarda net bir şekilde belli. Ermeniler bize Osmanlı vatandaşı olduğu halde Rus askeri kuvvetleri saldırınca mortanzi, stranzi oluyorlar. Göç kanunu dediğimizde bu yani. Göçler sırasında işte yolculuklar sırasında vefat edenler tabii ki oluyor. Ölenler tabii ki oluyor ama burada net bir şekilde göç kanunu da bilmemiz gerekiyor. Ne olduğunu çok iyi bilmemiz lazım. Şimdi... Devam ediyoruz. Sevgi İskan Kanunu var. Birinci Dünya Savaşı sırasında. Osmanlı Devleti Kafkas cephesinde İngiltere ile savaşmıştır. Hayır İngiltere ile değil kimle savaşıyordu e, Kafkas cephesinde Tonguç'um? Rusya ile hocam. Harikasın Rusya ile diyoruz o zaman buraya Rusya diye düzeltelim. Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan etmiştir. Evet biz Birinci Dünya Savaşı başladığında tarafsızlığımızı ilan ediyoruz ama sonradan hem siyasi yalnızlıktan kurtulmak hem... Kaybettiğimiz toprakların bazılarını geri almak için Almanya'nın yanında savaşa gireceğiz. Çanakkale zaferinden sonra Bulgaristan ittifak bloğunun yanında savaşa girmiştir. Evet bu da doğru. Çanakkale'yi geçemeyince Bulgaristan diyor ki iyi o zaman ben de e, Almanya'nın, Osmanlı'nın, Avusturya, Macaristan'ın yanında savaşa gireyim diyor. ABD Birinci Dünya Savaşı'na girerken Wilson ilkelerini yayınlamıştır. Bu da doğru. Amerikan Başkanı Wilson bak şurada nerede bizim şeyimiz sen. Ha, hani ABD sonradan savaşa girmişti ya. Amerikan Başkanı Wilson diyor ki ben savaşa girelim ama ben girince siz kesin kazanacaksınız. Yani itilaf bloğu kazanacak. Bak bunların itilaf olduğunu unutma Tonguç'un. Um. Buraya yazıyorum bak. İtilaf. Bunlar bizim düşmanımız olan taraf. Tamam bunları böyle çirkin yapalım. Burası ittifak. Bunlar da bizimkiler. Tamam mı? Bunlar da güzel yapalım. Bunlar bizim dostlarımız olan Almanya, Osmanlı, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan. Şimdi it, İtilaf tarafının yanında girince Amerika ne olacak? İtilaf tarafı kazanacak. O yüzden Amerikan Başkanı Wilson diyor ki The of California the file can find. Yani şunu demek istiyor. Eğer yeni diyor yenilenleri ezmeyeceğiz diyor. İngiltere ile Fransa he he canım he he diyor. Köprüyü geçene kadar Ayı'ya ne diyorlar? Wilson diyorlar hocam. Ayı'ya Wilson demiyorlar. Aya dayı diyorlar Tonguç'um. Ayı'ya Wilson demiyorlar. Aya dayı diyorlar. Ve tamam tamam Wilson biz kabul ederiz diyorlar. Ve ne yapıyorlar? Ee, güya yenilenleri ezmeyeceğiz diyorlar ama sonradan eziyorlar. İşte Osmanlı'ya Sevr Anlaşması'nı yapıyorlar. İşte Almanya'ya Versailles Anlaşması'nı yapıyorlar. Hatta Almanya Versailles Anlaşması'nı kabul etmediği için sonradan İkinci Dünya Savaşı başlayacak. Hitler gelecek. Dolayısıyla... İtiraf devletleri uyanıklık yapalım derken çok daha pahalıya mal olacak bir şey oluyor. İkinci Dünya Savaşı ortaya çıkıyor. Birinci Dünya Savaşı sonrasında barış anlaşmalarına dikkat edilmemesi, Wilson ilkelerine uyulmaması ee, ardından daha kötü savaşlara, İkinci Dünya Savaşı'na yol açacak. Bize de Sevr Anlaşması'nı sunmaya çalışıyorlar. Biz de onlara hadi oradan, hadi oradan diyoruz ve ne diyoruz? Ya istiklal ya ölüm diyoruz. Harikasın. Ya istiklal ya ölüm diyoruz. Tebrik ediyorum Tonguç'um seni. Şimdi o zaman gaza geldim ben de tekrar. Şuraya geri dönelim. Ha, Amerika evet Birinci Dünya Savaşı'na girerken Wilson ilkelerini yayınlıyor. Mondros Ateşkes Anlaşması ile Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir. Bu yanlış Osmanlı Devleti Mondros ile fiilen sona eriyor. Bak burası önemli. Şimdi savaşlar bittikten sonra bak buraya da yazayım. Burası önemli. Şu boş bir sayfa varsa oraya yazayım. Um. şöyle boş bir sayfa alalım. Bak şimdi. şimdi biz ilk başta Trablusgarp Savaşı'nda bize saldırıyorlar demiş hatırlarsan. Trablusgarp Savaşı'nda ee, askeri zafer elde ettiği halde Mustafa Kemal Türk ardından Balkan Savaşları gelince birinci Balkan ve ikinci Balkan Savaşları gelince biz maalesef e, Trabzon e kaybetmek zorunda kalıyoruz. Bu birinci Balkan Savaşı. İkinci Balkan Savaşı'nda kaybettiğimiz yerleri birazcık geri alabiliyoruz. O yüzden şöyle biraz nötr ama hala mutlu değiliz. Sonra Birinci Dünya Savaşı başlıyor. Birinci Dünya Savaşı bitince Birinci Dünya Savaşı bitince ne olacak? Biz Çanakkale'den mutlu ayrılsak bile genel olarak mutlu ayrılıyoruz. Ve savaşlar bitince öncelikle Mondros gibi bir ateşkes imzalanır. Bak Mondros ateşkesi. Bak buraya yazıyorum ateşkes. Savaş bitince Mondros ateşkesi imzalanır. Mondros ateşkesinden sonra bize işgalleri nereye işgal edeceklerini belirtmek için Sevr anlaşmasını yapacaklar. Bak Sevr anlaşması ve Mondros ateşkesi bunlar farklı şeyler. Mesela Mondros ateşkesi 1918'de bir dünya savaşı bitince Sevr anlaşması ise 1920'de Tomuç'un İki yıl bekliyorlar. Ya. İki yıl boyunca acaba nereyi paylaşsak, acaba nereyi alsak diye düşünüyorlar. Şimdi sonra bir Sevr anlaşmasını kabul ediyor muyuz? Hayır hocam. Etmeyince biz ne yapacağız? Kurtuluş Savaşı yapacağız. Bak Kurtuluş Savaşı yapacağız. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra biz tabii Kurtuluş Savaşı'nı sevinerek bitireceğiz. Kurtuluş Savaşı'nda onları yamultunca ilk başta Mudanya Ateşkesi yapacağız. Mudanya Ateşkesi'nden sonra bak 1900... 22'de Mudanya ateşkesi yapacağız. Sonrasında, sonrasında ardından ateşkesten sonra yine 1 iki yıl bekleyip Lozan anlaşması yapacağız. Lozan anlaşması da 1923'te. Gördüğün gibi hemen anlaşma yapılmıyor savaştan sonra. Tabii biz Mudanya ateşkesinde ve tabii ki aynı zamanda Lozan'da hep sevilen taraf olacağız. Niye? Çünkü Kurtuluş Savaşı'ndan sevindik. Demek ki askeri başarılar siyasi başarıları getiriyor. Bak bunlar da üzüntülü olunca Mondros'tan da üzüntülü çıkacağız. Sevr'den de üzüntülü çıkacağız. Niye? Bizi ezip bitirmeye çalışacaklar. Ama Kurtuluş Savaşı'nı kazanınca hadi oradan diyeceğiz ve halledeceğiz. Bunlar önemli bak. Ateşkesler ve anlaşmalar. Şimdi dolayısıyla sorumuza gelecek olursak Mondros Ateşkesi ile Osmanlı Devleti fiilen sona eriyor. Neden? Çünkü 7-24 bizi işgal ediyorlar. Yani 7. maddeyle diyorlar ki itilat devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa... ...o bölgeyi işgal edebileceklerdir. 24. maddede onun doğu hali. İşte ordumuza el koyuyorlar, haberleşme cihazlarımıza el koyuyorlar. Başka e, işte ulaşım araçlarımıza el koyuyorlar. Her şeye el koyuyorlar. E, o zaman biz fiilen bitik oluyoruz. Hukuken Mudanya teşkisiyle Osmanlı sona erecek. Resmende resmen de saltanatın kaldırılmasıyla sona erecek. Bunu zaten e, yazılıda çıkmayacak işini söylememe gerek yok ama hukuken e, şeyde Mudanya teşkisiyle e, resmen de saltanatın kaldırılmasıyla olacak. Şimdi bu soruyu da bitirdik. Geldik buraya. Burada önemli bir soru var. Birinci, Birinci Dünya Savaşı ile alakalı. Yani savaştaki cephelerimizle alakalı bir soru. Gel bakalım. Kutul Amare zaferinin kazanıldığı cephedir. Bu çok önemli. Bu çıkar sınavda. Geçen seneki sınavda çıkacak demiştik. LGS e çıktı. Bu Irak cephesi olduğu için. Buraya o zaman şöyle D falan yazıyorum. Ben direkt Irak cephesi yazıyorum. Fahrettin Paşa'nın görev aldığı cephedir. Bu da tabii ki Hicaz Yemen cephesi. Burada Kabe'yi, e, Mekke'yi, Medine'yi savunmakla görevli çok değerli bir paşa. Sarıkamış harekatının yapıldığı cephedir. Hani şehitlerimiz oldu demiştim. Ee, burada soğuktan donarak vefat etmişlerdi. Allah rahmet eylesin hepsine. Burada Sarıkamış harekatı da tabii ki Kafkas cephesi Tonguç'um. Kafkas cephesi. Halil Paşa'nın görev aldığı cephede burada yine Kutul Amare'de İngiliz subayları yamulttuğumuz cephe. Bu da Irak cephesi. Irak cephesi yazıyorum. Devam ediyorum. İngilizlerin sömürge bağlantısını kesmek amacıyla açılan cephedir. Bu sömürgelerine giden yolu kapatmak için biz kanal cephesi açıyoruz. Kanal cephesi. Ee, onu da bilmemiz lazım. Mustafa Kemal'in Anafartalar kahramanı unvanını aldığı cephedir. Bu neydi? Çanakkale cephesi hocam. Harikasın Tonguç'um. Çanakkale cephesinde Mustafa Kemal Türk ben size yenmeyi değil ölmeyi emrediyorum diyor askerlerimize. Niye? Çünkü siz belki şehit olacaksınız ama o sırada biz zaman kazanacağız. Arkadan geleceğiz ve net bir şekilde düşmanın psikolojisini bozacağız. Ve düşmana Çanakkale geçilmez diyeceğiz diyor. Müttefiklere yardım cephesi. Bu da hatırlarsan şurada göstermiştim. Romanya, Galiçya ve Makedonya'ydı. Burada hangisi var mesela? Galiçya yazıyor. O zaman Galiçya'yı yazalım şöyle. Galiçya. Halep'in kuzeyinde İngilizlerin durdurulduğu cephedir. Şimdi biz kanal cephesinde kaybedince bunlar bize saldırmaya başlıyorlar. Hoppala hoppala böyle geliyorlar. Biz onları Suriye Filistin cephesinde böyle durduruyoruz. Birazcık yavaşlatıyoruz. O zaman buraya da yazalım. Suriye Filistin cephesi Tonguç evladım benim. Şimdi Geldik Mondros Ateşkesine. Mondros Ateşkesinin maddelerini söylemiştik. Burada maddelerin yorumları çıkar demiştik. Burası önemli. Bu hem %100 yazıldığı sorulacak Tonguçum hem de LGS'de de buradan %100 çıkar Tonguçum. Dolayısıyla burayı bil. Ezberleyeyim mi hocam? Ezberlemene gerek yok. Zaten anlayacaksın. Hiç korkmana gerek yok. Şimdi bak. İtilaf Devletleri güvenlikleri net karşı tehlike gördükleri bölgeleri işgal edebileceklerdir. Bu yedinci madde. Bu sayede ne yapmış olacaklar? Net bir şekilde işgallere yasal zemin hazırlanıyor. O zaman şöyle yapalım mı? İşgallere yasal zemin hazırlanmıştır diyebiliriz. Şöyle alıyorum. Şöyle çift oklu gönderim yapıyorum. Tamam. Devam ediyoruz. Doğu Anadolu'da altı ilde herhangi bir karışıklık çıkarsa bölge işgal edilebilecektir diyor. Burada da net bir şekilde ne yapıyorlar Tonguç'um? Resmen Ermeni devlet kurmaya başlıyorlar. O zaman buraya da şöyle Ermeni devlet kurmaya başladıklarını yazan E maddesini gösteriyorum. Şöyle Ermeni devlet kurmak amaçlanmıştır. Ülke bütünlüğü tehlikede. Devam ediyorum. Boğazlar İtilaf devletleri denetimine bırakılacaktır. Şimdi Boğazlar İtilaf devletleri denetimine bırakınca ne olacak? Bir kere egemenlik haklarımızı ihlal ediliyor ve toprak bütünlüğümüz bozuluyor. Yani Trakya ile Anadolu arasındaki bağlantımız kopmuş oluyor. O zaman bunu da e, A seçeneğine yönlendirelim. Şöyle alıyorum buradan hop şuradan şöyle geçiyor. Şöyle 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 ha. Şöyle buraya aldım. Bu da hiç karışmaması için böyle farklı renklerde yaptım. Bu da ne oldu? Toprak bütünlüğü bozuldu. Egemenlik haklarımız ihlal edildi. Toprak bütünlüğü derken neyi kastediyoruz? Trakya ve e, Anadolu arasında. Bak şöyle göstereyim. Burası Anadolu. Şöyle bak kırmızıyla gösterdiğim yer Anadolu bak. Şurası Anadolu. Ankara'nın bulunduğu yer. E şurası, şurası koyu kırmızıyla gösterdiğim yer Trakya. Burası Türk toprağı, bizim toprağımız. Yani şu anda Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çorlu, İstanbul Avrupa'yı kısmet. Mesela şu anda Trakya'dayız. Dolayısıyla buralar hep nedir? E, burayla buranın bağlantısı kopuyor boğazlar onlara geçince. Dolayısıyla toprak bütünümüz bozuluyor. Ordu terhis edilecektir demiş. Ordumuzun terhis edilmesi de net bir şekilde nedir? Ülke içinde bizi savunmasız bırakmak. Yani nerede? Ülkeyi savunmasız bırakmak amaçlanmıştır. O zaman bunu da şöyle alalım. Şöyle hop 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 diye buraya getiriyorum. Okumuzu güzel bir şekilde çiziyorum. Şöyle kimse birbirine karışmadan hop diye bunu yapıyorum. Demek ki neymiş? Ülkeyi savunmasız bırakmak amaçlanması ordumuzun terhis edilmesi. En sonucu desen yap. 5D hocam. Tebrik ediyorum. Gerçekten 5D diyorsun. Gerçekten çok zeki, başarılı ve aynı zamanda akıllı bir öğrencisin. O zaman 5D de dediğine göre hemen onu da şöyle gösterelim. Şöyle alıyorum. Hop. 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 Güzel. Gerçekten ben de işsiz bir şekilde bunu yapmış oldum. Ülke içinde kontrolü ele geçirmek ve işgallere karşı örgütlenmeyi engellemek için demir el koyuyorlar. Ulaşım ve haberleşme araçlarımızı el koyuyorlar. Limanlarımızı, toros yönellerini ve geçitleri itilaf devletleri denetimine bırakıyorlar. Bak. Hatırlarsan darbe olduğu zaman ne yapmışlardı? Hemen böyle telekoma gitmişlerdi. Ulaşım haberleşme araçlarına el koymuşlardı. Yolları köprüleri ele geçirmişlerdi. Neden? Çünkü insanlar birbiriyle iletişim kuramazsa işgalleri durduramazlar diyorlar. İtilaf devletleri de işte bunu yapıyorlar. Diyorlar ki biz eğer tünellere el koyarsak, haberleşme araçlarına el koyarsak bunlar haberleşemezler. Dolayısıyla bunları durdurabiliriz diyorlar ama Kuvayi Milliye'yi hiç hesaba katmıyorlar. Mustafa Kemal Atatürk hiç hesaba katmıyorlar ve en sonunda da Mortanzi Stranze oluyorlar ve gidiyorlar. Şimdi geldik buraya. Buradan hem LGS'de hem ileride gireceğin üniversite sınavında hem de yazılında yüzde yüz soru gelecek Tonguncuğum. Bu çok çok önemli. Ben zaten en çok sevdiğim ve en çok önem verdiğim şey budur. Hatta inkılap tarihiyle alakalı bir tane short çektik 8. sınıf kanalımıza. O da bununla alakalı. Milli bağımsızlık, milli egemenlik. Bu çok sorulduğu için bu tüm bunların hepsini kullanmak istiyorum. Şimdi milli bağımsızlık ülkenin her anlamda siyasi, ekonomik, askeri ve benzeri özgür ve bağımsız olmasıdır. Hani bize düşman saldırı dedik işte Batıdan Yunanlar, Güneyden Fransızlar ve Ermeniler, işte Doğudan Ermeniler saldır dedik. Sonrasında biz bunların hepsini gönderdik ya. Bu milli bağımsızlıkla alakalı. Ama milli bağımsızlığımızı sağladıktan sonra Büyük Millet Meclisi'ni açarak aslında milli bağımsızlığımızdan önce yaptık bunu ama mi? Büyük Millet Meclisi'ni açarak seçimler yaparak, cumhuriyeti ilan ederek, saltanatı kaldırarak partiler, seçimler, oy, sandık bunların hepsi nedir Tonguç'um? Bunların hepsi milli egemenlikle alakalı. O zaman Milli bağımsızlığın olduğu yere hemen net bir şekilde Türk bayrağımızı çiziyoruz. Çünkü nedir bu? Bizim savaşarak elde ettiğimiz şeyler. Milli egemenliğin olduğu yere ise tabii ki de neyi çizeceğiz? Oy sandığını çizeceğiz. Çünkü niye? Burada oy veriyoruz, sandığa gidip oy verip seçimleri veriyoruz. İşte A partisi, B partisi, C partisi partiler seçimlere katılıyor. Ülke yönetiminde ve geleceğinde milli iradenin, halkın söz sahibi olmasına biz milli egemenlik diyoruz. Şimdi... Milli bağımsızlık örnek olarak mesela Kuvayi Milliye'ye örnek verebiliriz. Kuvayi Milliye direkt ülkenin kurtarılmasıyla alakalı. Kuvayi Milliye. Başka ne diyebiliriz? Milli cemiyetler yani yararlı cemiyetler. Milli cemiyetler. Bunların her biri e, Kuvayi, şey milli bağımsızlıkla alakalı. Milli egemenliği örnek olarak mesela Büyük Millet Meclisi'nin açılması. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması net bir şekilde milli egemenliktir. Veyahut da Cumhuriyet'in ilanı. Biliyorsun 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan ediliyor. Dolayısıyla Cumhuriyet'in ilanı da yine milli egemenlikle alakalı. Peki ben şimdi sana soracağım. Sen milli bağımsızlık ya da milli egemenlik diyeceksin. Kurtuluş Savaşı neyle alakalı Tonguç'um? Milli bağımsızlık. Harikasın. O zaman buraya yazalım. Kurtuluş Savaşı. Tamam bunun milli bağımsızlık olduğunu bildin. Peki kapitülasyonların kaldırılması. Bilemedim hocam. Bilemedim diyorsun hemen söyleyeyim. Kapitülasyonların kaldırılması bizim ekonomik bağımsızlığımız olduğu için Kapitülasyonların kaldırılması da yine net bir şekilde Tonguç Ela'nın benim milli bağımsızlıkla alakalıdır. Kapitülasyonların kaldırılması da bununla alakalı. Şimdi veyahut da manda ve himayenin reddi mesela. Bunu da yazıyorum. Manda ve himaye reddediyorduk. Diyorduk ki mandanın reddi diyelim. Mandanın reddi. Biz mandayı kabul etmiyoruz. Bu da yine net bir şekilde milli bağımsızlıkla alakalı. Seçimler, partiler, oy verilmesi bunlar hep milli egemenlikle alakalı. Bu da yine önemli. Şimdi Mustafa Kemal'in eğitim hayatıyla ilgili verilen tarih şeridinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş. Bu kadar çok bilgi nasıl aklımda tutacağım hocam? Güzel bir soru sordun. Bu kadar çok bilgi aklımıza nasıl tutacağız diyorsun. Hiç korkmana gerek yok Tonguç'um. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına uygun bir şekilde hocam sana dersleri mükemmel bir şekilde anlatıyor. Bizler de videolarımızı anlatıyoruz ve aynı zamanda yazılardan önce yazılı notların da yanında gezdirirsen bunlar da sana süper faydalı olacaktır. Şimdi sorulara devam edelim. Sonrasında yazılı notlarını mutlaka sana göstereceğim. Sana bir not. Yani tüm derslerde Türkçe, matematik, fen, inkılap, din, İngilizce senin en yüksek notu alman için tasarlandı. Yanında da böyle gezdirebileceğin küçük ufacık tatlı bir şey. Şimdi Mustafa Kemal'in eğitim hayatıyla ilgili verilen tarih şerinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi İlkokulu, bak burada okuyacak esas. Mülki Örüşesi'ni istemeyecek, asker olmak isteyecek. Ortaokul, Manastır Askeri İdadesi, Harp Okulu, Harp Akademisi bunlar Mustafa Kemal Türk'ün esas okulları. Şimdi birbirinden birçok yönüyle farklı şehirlerde eğitim almıştır diyebilir miyiz? Evet hocam. Diyebiliriz. Niye bak? Selanik, Manastır bugünkü Makedonya'da bir kent ve İstanbul. Dolayısıyla bu doğru. İlk askeri eğitimini doğup büyüdüğü şehirde almıştır. Bak Selanik askeri rüştiyesi diyor. Demek ki Selanik'te doğduğuna göre 1881'de bu da doğru. İstanbul'da eğitim alırken askeri ve siyasi faaliyetlerde bulunmuştur. Bunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz hocam. Ne, nasıl söylüyorsun? Burada yazıyor mu? Doğru. Askeri ve siyasi faaliyetlerde bulunuyor mu Sabah Kemal Türk? Ama burada yazıyor mu? Buradan o bilgi çıkıyor mu? Çıkmıyor işte. Tam bir LGS tarzı soru. Dolayısıyla buna ulaşılamıyor. Lise eğitimi için doğup büyüdüğü şehirden ayrılmışlar. Evet, bak. İlkokul Selanik. Ortaokul Selanik. Askeri Rüştiye Selanik. Sonra lise, idadi lise demek de hatırlarsan. Lisede başka bir şehre gidiyor. Dolayısıyla buna da ulaşabiliyoruz ama C seçeneğine ulaşamıyoruz. Bu bilgiye göre Kuvayi Milliye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Kuvayi Milliye milli mücadele... Sizler de arkadaşlar ekranları başınıza bizle beraber cevaplamaya çalışın. Kuvayi Milliye milli mücadelenin başında milliyetçi işgallere karşı bir direnme hareketi olarak ortaya çıkmıştır. Bunlar bölgesel direniş yapan ve birbirleriyle ilişkileri az olan örgütlerdir. Bu bilgiye göre Kuvayi Milliye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Tek bir merkeze bağlı değildir diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Tamam. O zaman cevap A ama diğerlerine bakalım. Düzenli ordunun devamlılığı niteliğindedir. Hayır. Düzenli ordunun devamı niteliğinde. Bak şurası çok önemli. İşgaller başlayınca, işgaller başlayınca Türk halkı işgallere iki şekilde cevap veriyor. Bir askeri cevap veriyor. Askeri olarak biz Kuay Milliye yani e, düzensiz bölgesel askeri millikler yapıyoruz. Tamam. Bir de böyle kongreler, mitingler yapacağız. Yani mitingler, gösteriler yapacağız. Bu da cemiyetler. Yani yararlı cemiyetlerimizle mitingler yapıyor. İşte bu cemiyetleri, müdafaa hukuk cemiyetlerini tek bir çatı altında birleştirecek Mustafa Kemal ve bunları TBMM'ye dönüştürecek. Yani mecliste müdafaa hukuk grubu olacaklar. Askeri birliklerimizi de tek bir çatı altında birleştirip ne yapacak? Düzenli orduya dönüştürecek. İşte düzensiz Askeri birliklerimiz olan Kuvayi Milliye'nin düzenli orduya dönüşmesini, ve cemiyetlerin de en sonunda Büyük Millet Meclisi altına toplanmasını kim sağlıyor? Mustafa Kemal Atatürk sayesinde. Harikasın. Atatürk sağlıyor. O yüzden buraya hemen Atatürk'ün imzasını atalım. Tamam. Şimdi geldik buraya. Düzenli ordunun devamlılığı niteliğinde değil, düzenli ordu Kuvayi Milliye'nin devamı niteliğinde. Yani artık Kuvayi Milliye bitecek ve düzenli ordu kurulacak. Bulunduğu bölgelerdeki tüm birlikler işgalci güçlere karşı zafer kazanmıştır. Pardon bu yanlış demiştik. Bulunduğu bölgelerdeki tüm birlikler işgalci güçlere karşı zafer kazanmıştır. Hayır. Mesela Batı cephesinde Afyon savaşlarında Ali Fuat Paşa maalesef kaybediyor. Geri çekilmek zorunda kalıyor. Sonradan düzenli ordu kurulacak. İsmet İnönü ile birinci İnönü zaferi, ikinci İnönü zaferi. Sonrasında Mustafa Kemal Türk ile birlikte Sakarya zaferi, büyük taarruzlar elde edilecek. Ama öncesinde biz Batı cephesinde hep kaybediyoruz Kuvayi Milli ile. Olmayan düzenli ordu kurulması gerekiyor. Osmanlı hükümetine bağlı hareket etmiştir. Hayır Osmanlı hükümeti tamamen zaten milli mücadele durdurmaya çalışıyor. O yüzden bu doğru bir bilgi değil. O yüzden cevabımız A seçeneği. Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. Ha, geldik Amasya Genelgesi'ne. O zaman Amasya Genelgesi'ne geldiğimize göre hemen şu istikal yolculuğumuzun kağıdını alalım ve burayı da şöyle güzel bir şekilde özetleyelim. Ardından da sorularımıza geçelim. Sonrası da bitiyor zaten. Şimdi işgaller başladıktan sonra bölgesel olarak ve düzensiz bir şekilde ülkenin her yerinde farklı farklı yerlerde kongreler düzenlenecek, mitingler yapılacak. İşte bölgesel düzensiz askeri birliklerimiz düşmanla savaşacak ama Mustafa Kemal Türk diyecek ki Böyle dağınık dağınık halde olan Türk insanını, Türk ordusunu, Türk askerini ben bunları tek bir çatı altında, milletimizi tek bir çatı altında toplarsam milli mücadele yaparım. Bu düşmanların kafasına kafasına vurup göndeririz diyor. Dolayısıyla Anadolu'ya geçmek istiyor Mustafa Kemal İstanbul'da bir asker. Anadolu'ya geçmek istiyor ama bunun için de padişahtan görev istiyor. Ya ben gideyim diyor. Padişah da Samsun ve çevresinde işte Türklerin elindeki silahları toplanması için, Rumlara yardım edilmesi için Mondros Ateşkesi'nin maddeleri doğrultusunda Bandırma vapuruyla Mustafa Kemal Atatürk'ü ve arkadaşlarını yani önemli askerleri buraya gönderiyor bak şimdi. Burası önemli bir detay. Yani Samsun ve çevresinde Türkler Rumlara zarar veriyor. O yüzden Rumları zarar görmemesi için Türkleri durdurun diyor İtilaf Devletleri padişaha. Padişah da o zaman oraya kimi gönderelim diyor? Bak sen. Mustafa Kemal Atatürk'ü gönderiyor. Daha doğrusu Mustafa Kemal Atatürk gitmek istiyor. Ben gideyim diyor. Mustafa Kemal Türk'ün amacı orada silahları toplamak olabilir mi? Hayır hocam. Olamaz tabii ki. Türklerin elindeki silahları niye toplasın? Aksine oraya gidip milli mücadeleyi başlatacak ve hemen Samsun'a gidiyor. Samsun'a gittikten sonra Tomu Hanım benim hemen bir telgraf çekiyor diyor ki: "Burada Türklere haksızlık yapılmaktadır. Stop. Rumlar e, haksızdır. Stop. E, yanlış bilgi vardır. Stop." Yani siz beni buraya Türklerin elindeki silahları almaya gönderdiniz ama Rumlar uyuzluk yapıyor diyor. Rumlar isyan çıkarıyor diyor. Sonrası Ardından Havza'ya gidip milli bilinci uyandırıyor. Yani işgaller protest edilmelidir diyor. Ardından Amasya'ya gidiyor. Ulusun bağımsızını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır diyor. Ee, vatanın bütünlüğü, vatanın bağımsızlığı tehlikededir diyor. Osmanlı Devleti üzerine düşen görevi yapmamaktadır. Yani Kurtuluş Savaşı'nın yağını açıklıyor. Yani yağ derken yöntem, amaç ve gerekçesini açıklıyor bak. Havza'da milli bilinç uyanmıştı. Amasya'da yöntem, amaç ve gerekçe açıklanıyor. Am gerekçe ne? Ulusun bağımsızlığı, vatanın bütünü tehlikede. Ve Osmanlı Devleti üzerine düşen görevi yapmıyor. Yöntem ne? Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır diyor. Ve sonrası amacımız ne? Ulusun bağımsızlığı. Amasya'dan sonra tabii ki İstanbul hükümeti çıldırıyor. Padişah diyor ki sen ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Biz seni silahları toplamaya gönderdik. Gel çabuk buraya diyor. İtilaf devletleri zaten şıtranzi şıtranzi acil sinirlenmiş durumdalar. Hemen ardından Mustafa Kemal Atatürk'ü nereye çağırıyorlar Tonguç'um? İstanbul'a çağırılıyorlar. İstanbul'a çağırıyorlar. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki ben sine millete dönüyorum diyor. Amasya'dan sonra sine millete dönüyor ve askerlik görevinden yıllardır o hani babasının kılıç hediye ettiği yatağının başındaki o ee, ...askerlik sevdalısı, asker sevdalısı Mustafa Kemal Atatürk... ...düşün bak nerelerde ne kadar büyük mücadeleler vermişti. Şam'da ilk görev yeriydi. Ardından 30 Mart olayı, Kardemir Ayraları, Trablus-Karp Savaşı, Balkan Savaşları... Sofya As asker Ateşi Militerliği, Çanakkale Cephesi, Kafkas Cephesi, Suriye-Filistin Cephesi... ...birçok yerde, birçok kez savaşmıştı. Ve aynı zamanda işte ileri görüşlüydü, açık sözlüydü, vatanseverdi... ...çok yönlüydü, teşkilatçı, liderdi ama... Bütün bu özellikleri artık ben diyor askerlikten istifa ediyorum diyor. Eğer beni İstanbul'a çağırırsanız, benim burada milli mücadele yapmama izin vermezseniz ben geri dönerim diyor. Ve istifa ediyor. İstifa ettikten sonra Türk milleti onu bağrına basıyor. Paşam gel diyor. Kimler diyor bunu? Doğu Orduları Komutanı, 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir. Normalde general. Yani Mustafa Kemal Türk'ten daha büyük bir komutan. Ama... Emrinizdeyim paşam diyor. Ve Mustafa Kemal Türk'ün emrine giriyor. Ardından ya Allah bismillah hop Erzurum'a geçiyorlar. Erzurum'da bir kongre işte manda ve himaye kesinlikle reddediliyor. Hmm. Çok güzel mi öyledin Tonguç'um tebrik ediyorum. Hemen ardından manda ve himayenin reddinden sonra hop işte hop. E, Kuvay Milli Etkin Milli İradiye Egemen Kılmak Esastır deniyor. Ve Sivas'ta zaten kongre toplanması kararlaştırılmıştı. Sivas'ta cemiyetler tek bir çatı altında toplanıyor. Anadolu ve Rümeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti oluyor. Aynı zamanda işte düzenli ordu kurulması kararlaştırılıyor. Hakimiyeti Milli İrade Milli gibi gazeteler çıkarılıp halk bilgilendiriliyor. Sonrasında İstanbul'da hükümet değişikliği yaşanıyor. İstanbul'daki hükümet değişikliğinden sonra İstanbul hükümeti ve... E, Bizimkiler yani e, müdafaa, müdafaa hukukçular yani Mustafa Kemal ve arkadaşları yani temsiliyeti Amasya görüşmelerinde İstanbul'daki meclisin toplanma kararını alıyorlar. İstanbul'daki meclis hani bu meşrutiyetten e, gelen meclis, e, kanun esasen gelen meclis. Bu meclis toplanıp misak ı milli kararlarını alınca bütün bu kongrelerin özeti olan milli mücadelenin özeti olan minsak milli Millî kararları alınca meclis işgal ediliyor ve biz de Ankara'da Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açıyoruz. Şimdi buraya çok gaza geldim. Birazcık duralım, şurada bakalım. Amasya Genelgesi'nin belirtilen maddesi. Amasya Genelgesi neydi? Samsun'a çıktı. Havzada milli bilinç ya. Yani yöntem amaç gerekçe olduğu genelgede diyor ki: "Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir." Bu Kurtuluş Savaşı için mi gerekçe diyebilir miyiz Songuçum? Evet hocam. Evet diyebiliriz. Bu Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi. Osmanlı hükümeti üzerine düşen görev yapmamakta da bu da bir gerekçe. Şimdi Amasya Genelgesi'nin belirtilen maddesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Milli mücadelenin gerekçesi belirtilmiştir. Doğru. Halkın dikkati mevcut duruma çekilmiştir. Doğru. Ulusal bağımsızlık için Türk milletine çağrı yapılmıştır. Doğru. Yönetim şeklinin değişeceği belirtilmiş midir? Hayır hocam. Hayır. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır deseydi orada milli egemenlik olduğu için belki bir vurgu olabilirdi ama böyle bir şeyden bahsedilmemiş. Havza genelgesinde. Havza genelgesi neydi Tonguç'um? Milli bilinç. Harikasın milli bilinç. İşgallere karşı protesto mitingleri yapılacak. İtilaf devletleri ve İstanbul hükümetine işgalleri kınayan telgraflar çekilecek. Mitingler sırasında azınlıklara kötü davranılmayacak. Milli cemiyetlerin etkinliği sağlanacak gibi maddeler var. Şimdi hangisi Havza genelgesinin yayınlanma amaçları arasında gösterilemez diyor. Bak buna benzer sorular LGS'de de gelir Tonguç'um dikkat et. Halkı işgallere karşı bilinçlendirmek var mı? Evet hocam. Harikasın. Milli heye heyecan uyandırmak e, zaten var. Yani telgraflar çekilecek, mitingler yapılacak diyor. Milli mücadelenin tüm yurda yayılması da sağlanıyor. Ama azınlıkları kullanarak itiraf devletlerinin dostunu kazanmak gibi bir fikrimiz yok. Zaten itiraf devletlerinden dost olmaz. Onlardan dost olmaz. Niye? Zaten bize saldırıyorlar. Zaten bizi işgal etmeye çalışıyorlar. Geç ne dostu hemen onları yurttan atmamız lazım. Şimdi tabloda faaliyetleri verilen cemiyetlerden hangisinin topyekun yani hep birlikte mücadele ettiği söylenebilir. İzmir'in müdafaa hukuk, İzmir'in Türklere ait olduğunu ispatlamaya ve İzmir'i Yunanlara karşı korumaya çalışmıştır. Bu topyekün mü yoksa sadece İzmir'le mi alakalı? İzmir'le alakalı hocam. Evet bu sadece İzmir'le alakalı. O yüzden ayeledik. Trakya Paşeli. Trakya Yunanlara karşı korumaya çalışmıştır. Bu topyekün mü yoksa sadece Trakya'yla mı alakalı? Sadece Trakya'yla alakalı. Sadece Trakya. O zaman iki deledik. Milli Kongre. Türk milli davasını basın yayın yoluyla dünyaya duyurmak için kurulmuş cemiyetler üstü bir cemiyettir. Bak Türk milli davası diyor. Sadece kendi bölgesinden bahsetmiyor. O yüzden cevabımız C. Topyekün mücadele milli kongrede var. Bu da çıkmış yine LGS'de dikkat et. Çukurova bölgesini Ermeni ve Fransa'na karşı korumaya çalışmıştır. Bu tüm Türkiye mi yoksa sadece Çukurova mı? Çukurova sadece. Evet, bu da sadece Çukurova olduğu için bu da olmaz. O yüzden cevabımız Türk milli davası dediği için net bir şekilde milli kongre. Kırık sadece Çukurova. Trakya Paşa Trakya. İzmir'e bir davası yok İzmir. Ama Milli Kongre Türk Milli Davası. O yüzden cevabımız C. Şimdi mükemmel bir şekilde yazılı programımızı tamamladık. Şu anda seni yapman gereken bu videoda takıldığın sorular varsa bunları yazılı notlarından güzel bir şekilde çalış. Yazılardan en yüksek notlar alman için harika bir şekilde Türkçe'de, matematikte, fende, inkılapta, dinde ve İngilizce'de süper notlar hazırladık. Bu notlarla çalışıp Harika başarılar ulaşacaksın. Bunun haricinde 0'dan 8'e Sözel'den, taktikli inkılap tarihinden, dinamo inkılap tarihinden, 10'da 10 zoru bankasından da yazılı konularla alakalı soruları mutlaka çöz. Yazılı notları önemli çünkü yanında gezdirebilirsin ve rahat rahat süper notlar alabilirsin. Şimdiden sınavlarına başarılar diliyorum Tonguç'um. İnşallah en kötü yazılımdan bile 100 alırsın. İnşallah hocam.